Başkanın hayatındaki en değerli şampiyonluk hangisi? Görev aldığınız dönem mi? Yani hem görev aldığı dönemde. Ya benim bütün şampiyonluklarım hep olaylı oldu. Ama en değerlisi işte ben başkan olduğum sene aldığımız şampiyonluk. Başkan olduğumun ertesi gün Kale Feldkamp gittikten sonra kalan 6 maçta aldığımız şampiyonluk. Yani hocamız yoktu. Cevat Hoca ile birlikte yani. Cevat Hoca, Cevat Hoca'yı biz bench'e çıkartıp bench'te şeyi temsil etmesini istemiştik biz. Yani orada birisinin olmasını ve o da eski kulübün eski üyelerinden, çalışanlarından olduğu için abilik yapmasını istemiştik. O şampiyonluk çok benim için en önemli şampiyonluk oydu. Neler çektiğimizi ben biliyorum yani. Yani oyuncularla konuşmalarınız, oradaki diplomasi kolay değil bu işler yani. Değil. Orada ben aşağı yukarı 6 maçlık dönemde hep her gün Florya'da kaldım. Fenerbahçe'de bir puan öndeydiniz. Evet. Yok, Fenerbahçe'nin bir puan önde bitirdik. Fenerbahçe bizim bir puan önümüzdeydi. Fenerbahçe bir puan önde. Biz Fenerbahçe maçını Ali Sami Yen'de oynadık ve kazandık, öyle öne geçtik. Kalli ayrıldıktan sonra Ankara deplasmanı mı demiştiniz Sayın Başkan? Ayrıldığı gün sabah biz Ankara'ya gittik. Ertesi gün Ankara'da Ankara Gücü maçımız vardı galiba. Ya da Gençler Birliği, hatırlamıyorum şu anda. Öyle başladı hadise. 6'da 6 yapıp şampiyon olduk. Hocamız yoktu. Detayına fazla girmeyeyim bence. Başkanım, şimdi altyazımız şu. Icardi'ye Suudi Arabistan yıllık 25 milyon dolar teklif edilmiş. Öyle Adnan Polat olarak sponsor olmak ister miydiniz Sayın Başkanım? Biz Galatasaraylılar bir araya gelirlerse hepimiz gerekli katkıyı veririz ama sadece bir kişiyle olmaz bu. Herkesin girmesi lazım bu iş. Yani ben işte o zaman hatırlıyorsun sen şeyde UEFA ceza keserken tamam dedik. 100 bin dolar veriyorum ben dedim. Bir anda 40-50 kişi biz de veriyoruz diye aradılar. Tabii. Sonra 20 kişiyi tamamladık. Diğer 30 kişi ortadan kayboldu. Böyle bir durum da var yani. O da bir gerçek. Ama ben hazırım. Galatasaraylar toplansınlar, verelim. Ama o para Galatasaray'a, Icardi'ye verilir mi? Bence Galatasaray'ın iş dengelerini de düşünerek ve Türkiye futbolunu da düşünerek bence verilmemesi lazım. Türkiye onu veremez. Yani Türkiye gelir olarak daha o boyutlarda değil. Türkiye'deki kulüplerin öncelikli olarak ekonomiyi doğru yönetmeleri lazım. En büyük problemimiz bence önce işin ekonomisi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir Arda Güler'i var Sayın Başkan. Evet, çok parlak ve başarılı bir futbolcu. Ne demek istersiniz bir büyüğü olarak, bir futbol adamı olarak? Fenerbahçeli olarak futbol adamı olarak. Arda'ya şunu tavsiye ederim. Arda daha çok genç. Yani şurada yarım sezondur parladı ve çok da başarılı ve geleceği olan bir futbolcu. Çok da sempatik, yani pozitif enerji veren biri. Bence Arda'nın Ali Koç Başkan'ı dinleyip bir sezon daha kalması lazım. Biraz kendini bulması lazım. Biraz o etrafındaki büyükleri, mentorlarıyla ona bir yardımcı olunması lazım. Çünkü bu şekilde gidip de ailesiyle bile birlikte gitse harcanması kolay oluyor. Biraz daha hayatın gerçekleriyle biraz yüzleşmesi lazım. Bir sezonu şöyle doğru düzgün geçirip ondan sonra gitmesini ben ona bir abisi, bir üye olarak tavsiye ederim. Bir sene daha kalsın diyorsun. En az kalsın, evet. 17,5 milyon euro serbest kalır maddesi çok düşük mü sizce de? Şu andaki arz taleple ilgili bir şey. Yani bu kadar yüksek talep varken belki düşük diye gözükebiliyor. Ama yani az da değil. Çok daha fazla da olabilir. Belki Arda eğer bir sene daha oynar da hakikaten bütün sezonu çok iyi başarı gösterirse belki değeri çok fazla artar. Hani Fenerbahçe kulübü kazanır 17,5 yine alır da arada çok daha fazla rakamlar alarak gidebilir. Bir de bu tecrübeyi yaşaması lazım. Şu anda hemen tak diye o tarafa gittiği vakit biraz kaybolur diye korkuyorum. Öyle mi diyorsun? Evet, kaybolmaması lazım. O yani çünkü neticede Fenerbahçe futbolcusu, tamam bizim rakibimiz ama uzayan kol bizden olsun. Arda gittiği vakit orada destanlar yazsın, biz gurur duyarız tabii ki. Milli takım için, Türk futbolu için, Türk olarak. Aynen. Dolayısıyla bence bir sene daha kalması akıllıca olur onun adına. Kalsın diyorsunuz yani. Bence kalsın, evet. Abisi olarak, bir futbol adamı olarak da bunlar evet. Kıymetli tavsiyeler. Şimdi çok güzel sorular da geliyor. Aslında reklama mı gireceğiz yoksa? 1-2-3 dakika var reklama. Tamam, çok var güzel bir soru var. Muhteşem bir soru var. Asım sormuş bizim Asım kanalından.
Başkana sorar mısın diyor. Koseçki'yi niye gönderdiler? Bildiğim kadarıyla diyor primi Türk lirası olarak vermişler ve o da parayı soyunma odasında yere atmıştı galiba. Doğru mudur? Doğru mudur? Hayır. Ben geldiğim vakit Fenerbahçe maçında Mustafa Hoca Koseçki'yi oyundan çıkardı. Oyundan aldı yani. Başka futbol sokacak. Çıktı formayı attı yere. En büyük rakibimizin stadında oyundan çıkan Galatasaraylı oyuncu formasını yere atarsa ben de onu Galatasaray'dan dışarıya atarım arkadaş. Asla da affetmedim. Galatasaray yıldızıydı. Bütün taraftar seviyordu. Yer gök oynadı ama ben bir adım geri atmadım. Galatasaray forması kutsaldır. Bizim için çok önemli. Onun üstünde bir şey yok. Nasıl Türk bayrağı yere atanı ben affetmezsem, ben Galatasaray formasını da yere atanı affetmem. O forma bizim onurumuz. O gün gönderdiniz değil mi? Yani kafada gönderdim, bitti. Gönderdim. Evet. O gün kararı verdim. Sezon bitti. Gönderdim. Sözleşmesi yenilemedim. Ortalık yıkıldı zaten. Bütün tabii taraftar, medya, herkes bana saldırdı. Çok tehditler de aldım ama bir adım geri atmadım ben. Bizim bazı değerlerimiz var ki onlar her şeyin üstündedir. Herkes de bunu bilmeli, öğrenmeli. Formada, bütün takımların formaları da kendilerinin kutsal değerleridir. Ki o zaman da Koseçki şimdinin takımın yıldızıydı yani. Canım. İkardesi tabii, yani. Tabii. Şu an İkardesi'ydi değil mi Sayın evet, Başkan? Evet, takımın yıldızıydı. İyi futbolcuydu, çok iyi futbolcuydu. O forma aidiyeti başka bir şey işte. Yani bilemiyorum. Benim bazı manevi değerlerim var. Bu da onlardan bir tanesi. Onu yapana kim olursa olsun affetmem. Olmaz öyle şey. İnanılmaz sorular var. Yani ben hangi çok, birini çok soracağım bilmiyorum da. Bende mesela de çok önemli sorular var ama ben ikinci etabı mı saklıyorsun? İkinci etabı saklıyorum ki. Olur. Ben reklama çıkmadan sorayım ya. Sor sor. Bir gün yeniden Galatasaray Başkanı olur musunuz? Bari bununla finale. Final yapalım. Sorusunu. Ya artık bir gün yeniden. Bizim emsallerimiz artık hacca gidiyor. Şimdi gençlere biraz vermek lazım. Ben yeterince 11 sene hizmet ettim. Şimdi işte genç arkadaşlar yapacaklar. Birlik beraberliği de bir arada tutarsak biz hepimiz yardımcı olmaya çalışacağız. Galatasaray'ı yaşadığımız müddetçe en üst noktalara taşımak için mücadele edeceğiz. Şu anda benim öyle bir arzum isteğim yok. Olmam diyor musunuz? Ya hayat sürprizlerle dolu biliyorsun değil mi? Seren. Ama öyle bir arzum isteğim yok. Yani kendime başka şeyler, yol haritaları çizdim. İşlerimle, aile hayatımla vesaireyle. Ama Galatasaray'a her zaman benim gönlümde ve her zaman kafamda ve Galatasaray'a her anlamda yardımcı olabileceğim. Kim olursa olsun yardımcı olurum. Yeter ki birlik, beraberlik olsun, nezaket olsun, saygı olsun. Tabii ki yardımcı olursun. Peki. Son cümleler önemli. Şimdi ikinci bölümde de biraz daha nostalji yapacağız. Adnan Bey'e varsa sorularınız lütfen bize A-Spor'un tüm resmi hesaplarından gerek Instagram, gerek Facebook, gerek YouTube, gerek Twitter hepsinden ulaşabilirsiniz. Adnan Bey'e bizzati sorularınızı vereceğiz sevgili seyirciler. O da cevaplıyor. Zaten sözü özü bir insan olduğunu ifade etmiştik efendim. Şimdi kısa bir mola, saat başı devam.